Benim köylüm oraya tek tekerle çıkar diyorsun. Hadi bakalım. Başla. Hadi bakayım. Abici. Merhaba. Kişisel bakım ürünleri getirdik özellikle. Benim ya da bizim derman olabileceğimiz. Gel güzelim. Ah gel. Burada. Oh teşekkür ederim. Her şey şükür. Varım yanımda. Şükür eden. Allah'a şükür değil mi? Selamünaleyküm. Bakkal kim? İçeride mi? İçeride daim. Abi selamünaleyküm. Ahmet Gökay'ı arıyoruz. Sen akrabasıymışsın tamam, galiba. Karşıdayım. Hangi? Çadırlar. O, buradan mı çıkacağız? Buradan in. Buradan aşağı? Evet. Oradan köprüyü geçtikten sonra sola dön. Benim köylüm oraya tek tekerle çıkar diyorsun. He? Motordan tek, bile kim tek, var. Kim tek tekerle çıkar dedin? Allah! Bak tek tekere çıktı hemen. Çok beceremiyorum bilmesini. Furkan'la bir iddiaya girdi. Karşıda bu yokuşu tırmanacağız. Önce sen gideceksin. Tamam mı? Tamam. Sen nereye kadar çıkacaksın ona bakacağız. Ben seni geçebilecek miyim? Böyle bir iddialaşmamız oldu. Kendime hiç güvenmeden bu iddiaya girdin. Furkan yolun açık olsun. Sağ ol. Bas git bakalım. Nereye kadar gidiyorsun? Birinci vites değil mi? Hiç durmadan gidebildiğin yere kadar. Keçi gibi desene hepsi. Tek tekerde bile çıkan var orayı. Aha bu mesela. Yapar mısın? Tamam sen de katalım. Tamam al bul bisikletini. Ya yeter be oraya kadar çıkamam ben zaten Furkan. Tamam dönebilirsin. Vallahi çıktı dediği yere kadar ya. Furkan ben deniyorum şimdi. Sen de arkamdan seslenebilirsin istersen bu mikrofon tamam mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç başla. Şu an başladı. Yok ya. Ben oturarak geçtim. Merhaba. Geçemedi, yok geçemedi. Neredeyse. Evet. Neredeyse yani. Tahminimden iyi çıktım. Buyur abi. Ne yapıyorsunuz? Yani neyin nesiniz? Neysiniz? Abi valla şu anda soluklanmaya çalışıyorum. Neyin nesiniz? Evet. Abi biz... Furkan harcadın beni. Abi biz dinlemeye geldik. Herkes bir şeyleri biliyor, görüyor, takip ediyoruz ama... Hoş bulduk. Allah razı olsun. Şimdi burada bir Ahmet abimiz varmış. Onun hikayesini dinlemeye gidiyoruz. Bir çocukları göreceğiz. O arada senin hikayen, ablamın hikayesi, Furkan'ımın hikayesi dinlemek istiyoruz. Derdimiz o. Dinleyeceğiz, anlatacağız. Bize mi isteniz var mı ya? Halk olarak yani. Olarak. Abi onu diyoruz. Zaten tebessümü var ya bizim milletin bu tebessümü, muhabbeti, senin yani, muhabbetin. Yani. Kardeşlerimin. Diyoruz ya yıkıntıların arasında hani şu cehennem girdabının içerisinde bile öyle bir dışarıya uzanan bir tebessümümüz var ki yeterli o. Arkadaşlarım teşekkür ederim. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Furkan'cığım görüşürüz. Hoş geldiniz. Hadi bakayım. He? Hadi bakayım. A. B de bakayım. B. C de bakayım. C. A, B, C. A, B, C. Tamam oldu. Sen yol göster abi bize. Buyurun. Artık evde kalmıyorsunuz değil mi? Evde kalmıyorsunuz değil mi? Yok. Abi, cennet gibi yerdesiniz. Abi çok şükür. İnşallah tez zamanda millet, toparlarsınız ha. Millet göçtü gitti. Biz buradayız, mağaramızdayız. Vallahi. Yukarıda çadırda mısınız? Burası her şey çadır. Herkes akraba mı? Evet, aile. Ha? Aile 52 kişiyiz. 52 kişi? Evet, çoluk çocuk 52 kişiyiz. 52 kişi, nerede burada 52 kişi var mı şu anda? Bazıları bahçede, bazıları... İşte bak ben... Merhaba. Çizmemi giymişim. Akıra gideceğim daha. Ya dur ben de daha yeni bir çiftlikten geliyorum. Çizmem, tulumam hepsini çıkardım. Evet. Koyun, kuzu ne arasan var üzerimde. Nereye götüreceksin? Gezdir biraz. Hadi abi. Buyurun gezelim.
Gezecek ne kaldı ki desene. Allah büyük. İnşallah kaldığımız yerden devam. Daha devam ederiz. Çadırları kendiniz mi temin ettiniz, getirdiler mi? Yardımseverler geliyor, dağıtıyorlardı. Dağıtım yapıyorlardı. Hı. İşte birer tane verdiler kendilerine. Bak evlerimiz burası. Bunlar hepsi yıkılacak. Hepsi yıkılacak değil mi? Evet. Şu üç tane bina yan yana yıkılacak bunlar. Aşık mı oldun? Hayır, amcamın kızı. Bir de teyzemin kızı. Aile yani ne kadar bize şey söylediler. Gidip tahlil bile yapmadım. Artık olan olmuş. Şimdi berabersiniz değil mi sizden? Hepiniz burada yaşıyorsunuz şu anda yani. Senin kaç tane oğlum var abi? Üç mü dört mü? Benim dört tane özürlü oğlum var. Evet, dört tane. Bir tane sağlam. Beş tane oğlum var. Evet. Benim çocuklarımı ta Ankara'ya kadar götürdüm. Sonuç alamadım. En büyük oğlan? Yok. Bunlar 300 bak. Bir, iki, bir tane daha var. 300 hem de? 300 hem de bunlar. Ne haber evet. Kardeşim? İyi kardeşim. Selamlar olsun. Aleyküm. Evet, iki tane. Adın neydi? Aykut. Baban çok yakışıklı senin ya maşallah. Sen de öylesin. Babana çekmişsin sen ya. Yani. Hadi beraber gezelim o zaman. Hadi. Gel yani. Kardeşim benim. Gelin. Benim samanlık yıkıldı. Umurumda değil. Yıkılsın. Ama hayvanlarıma bir şey olmadı. Çocuklarıma bir şey olmadı. Çok Allah'a iyi. Şükür abi yani. Ev inşallah yeniden toparlarsın. Yemde biraz sıkıntı çektim. Ama çok şükür yine buldum. Hep beraber el sallayalım helikopterlere. Gelin buraya gelin. Merhaba. Görmediler ya. Görmediler. Şimdi abi. Kendimizce. Elimiz boş gelmeyelim istedik. Sadece kuru bir selamla kalmasın. Yukarıda biraz erzağımız var. Canı sağ olsun. Ver abi. Görmemiz yeter. Abi ben arada geçeyim ya. Kardeşimi görmüş kadar mutlu oldum şu anda. Ne haber abiler? Neyimiz vardı abi şimdi? Şimdi gıda kolilerini getirdik. Gıda kolisinin içerisinde Ramazan ayında tüketebilecekleri bakliyatlar var. Yağından tutun da salçasına kadar birçok bakliyat ürünü var. Onun dışında kadınlar için normal temizlik ürünleri getirdik. Kişisel bakım ürünleri getirdik özellikle. Şahane o zaman. Abi hijyen paketleri herhalde ablalarımızın... Evet. Çok isteyeceği bir şey burada. Evet. Tercanlar da var içerisinde. Temizlikte kullanabilecek. Onun dışında battaniye getirdik. Havalar soğuk olduğundan dolayı. Çocuklar için de meyveli sütler getirdik. Abi ne olsun bu şeyler elimiz boş gelmek istemedik. Allah razı olsun. Ya hani devletimizden de getiren de götüren de. Allah razı olsun. Bir, kimse burada bir şey hani bir teşekkür için gelmiyor. Biz teşekkür etmek için geldik aksine. Şu muhabbete, şu kelama bizi nasip ettiğiniz, dahil ettiğiniz için açıkçası. En azından çocuklar bir sütleri içsinler ya. Bir verelim bari. Ne diyorsunuz? Sütlerini getirelim. He? Sütleri alalım biraz aşağıda kaldı. Tamam, bir sütleri almaya gidelim. Hatice teyzemizi. Hasta bezlerini de getirdik. Hasta bezi aynen alabiliriz. Hasta bezlerimiz de var. Biz o zaman bir Hatice teyzemizin yanına uğrayalım. Hatice. Merhaba. Arabanız da güzelmiş ha. Sarı sarı. Müsait mi Hatice teyze? Müsait. Elhamdülillah. 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 Allah düşürmesin. Amin. Amin. Kaç yaşında teyze? 94. Oy maşallah. Ee. Ee. Ee maşallah. Devrilmeyen çınarlarımızdan Hatice anamız. Allah razı olsun. Bir şeye ihtiyacı var mı? Getirebileceğimiz istediği bir şey var mı? Nenem hiçbir şey istemez. Elhamdülillah var der çok şükür. Her şey var değil mi? İhtiyacım yok. Her şey şükür. Varım yanımda. Şükür eden. Allah'a şükür değil mi? Bir ufak tefek paketlerimiz var. Onları bir dağıtalım yavaş en azından çocuklara. Olur mu şimdi? Tamam abi olur. Aklınıza bir şey de gelir gene ihtiyaç duyduğunuz bir şey. Siz söyleyin bari. Hatice anam söylemez siz söyleyin bize. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Sen hasta mısın yoksa? Tamam. Yok. Ha. Ve aleyküm esselam. Oğulları seviyor.
Allah razı olsun. Allah razı olsun. Selam olsun. Görüşürüz çok inşallah. Hayırlı iftarlar. Ne olsun? Çok selam. Mustafa abime de çok selamlar tekrardan. Görüşürüz. Yolunuz açık olsun. İyi ki varsınız be. Vallahi gurur musunuz ya? Bunlar var ya kral kral. Şu gidenler bunlar. Hadi açalım. Ha bak sütler burada bak. Bak abi şey dedik, Almanya'da bundan bir iki sene önce falan bir sel felaketi yaşandı. Evet. Almanlar psikolojik tedavi görüyorlar. Çünkü ömürlerinde felaket görmemişler bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan beri. Hala o sel felaketinde yıkılan yerler yapılmamış. Abimle konuşuyorum Almanya'dan. Ya biz de en azından hani insanımız, devletimiz, siyasilerimiz, sanatçılarımız bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama... şu dertteyiz. Ya yapıyoruz da acaba hakikaten bunun devamlılığı, sürekliliği var mı? Getirebiliyor muyuz? Tamam oğlum, gönderiyorum. Bizim derdimiz de o oluyor şu anda abi. Sizin gibi insanlar var ki Allah'a şükür. Ya bak biz şimdi burada geliyoruz, mikrofonu uzatıyoruz. Derdiniz var mı? Bir şey yapabilir miyiz falan diyoruz da. Yarın bir gün bizim başımıza gelecek orada. Ha bu şekliyle gelmez, başka şekliyle gelir. O zaman ben sana gelmiştim diyebileceğim en azından. Ya onlar bize gelmişlerdi. Evet, biz de onlara gideceğiz evet, diyecek. En azından bir fırsatı, bir hakkı, sözü bırakalım insanlara. Derdimiz de hakikaten o abi, birlik olmak olsun yani. Var mı bir eksiğim, yediğim bir sürü var tabii ki. Benim ya da bizim derman olabileceğimiz bir şey var mı artı? Herkes içeceğim paketi diyor genelde de. Var mı senin aklına gelen? 20 değil mi ağırlıklı? Evet. Ya hakikaten hiç şu anda alışveriş yapabileceğimiz, üstümüze başımıza bir şey alabileceğimiz hiçbir yer yok yani. Yok. Sen bir şey diyeceğim son. Yok. Hı? Yok. Hiç şey demeyeceksin mi? Gidiyorum ben. İşte benim masörüm geldi ya. Güle güle. Ne? Gel güzelim. Ah gel. Burada bak. Oh teşekkür ederim. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Kaha Allah'a emanet olun inşallah. Hoşça kal kardeşim benim Ahmet, görüşürüz. Yetişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.